Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere DeepSeek yapay zekanın kullanımını göstereceğim. Çünkü insanlar genelde bir yapay zeka konuşma programından falan söz ettiklerinde insanlar sadece şey sanıyor. İşte ben gireyim falan ya da bir şeyler sorayım cevabını versin falan gibi bakıyor ama bu kadar basit değil. Aslında bunun birden fazla özelliği var. DeepSeek'e girmek için öncelikle chat.deepseek.com adresine girmeniz gerekiyor. Eğer bir hesabınız yoksa hesap oluşturabilirsiniz ya da Google hesabınızla onu bağlayarak giriş yapabilirsiniz. Benimki şu an Google hesabım bağlı. O şekilde giriş sağladım. Ardından bu ekrana geliyorsunuz chat.deepseek.com adresinden. Geldikten sonra soldan yeni bir chat oluşturabilirsiniz. Yeni chat'in hemen altında eski chat'leriniz olacak. Zaten şurada da yazıyor işte geçmiş chat'iniz yoktur diye. Hatta mobil uygulamaları kullanmak isterseniz onun için bir kısa yol var. Telefonunuzda QR kodu taratıp ulaşabilirsiniz. Bir de kendi profilinizi görüyorsunuz. Bunun dışında ekranda yani sol kısımda çok böyle detaylı bir şey yok. O yüzden burayı kapatıyorum. İşte bizim asıl çalışacağımız alan bu ortadaki bölüm. Burada şimdi DeepSeek'e herhangi bir şey yazabiliriz. Tabii burada altta gördüğünüz DeepSeek R1 modeli açmadık. Bu biraz daha çözümleme için. Eğer bunu açmazsanız biraz daha temel düzeydeki bir model çalışıyor ve bu temel düzeydeki model daha hızlı bir şekilde size cevap veriyor. Yani çok böyle detaylı bir çözümleme yapmaya çalışmıyor. Örneğin Rick and Morty dizideki Morty kaç yaşındadır diyeceğim. Mesela bunu sordum basit bir şekilde. Şöyle gönder diyelim. Enter de yapabilirsiniz. Burada bana kısa bir cevap verdi. Fakat R1'i açıp aynı soruyu sorarsam şöyle kopyalayıp yapıştıracağım. R1'i açtığınız zaman gördüğünüz gibi thinking kısmı açılıyor ve buradan onun anlık olarak ne düşündüğünü görebiliyorsunuz. Ve bu düşünceler sonucunda da yine yukarıdaki gibi beyazla yazılı bir cevap verecek. Fakat aslında bu cevap vermeden önce nasıl bir sürecin işlediğini de arka planda görmüş oluyorsunuz. Belki bu süreç içerisindeki veriler de sizin işinize yarayabilir. Ve burada biraz daha çözümleme yaptığı için yani gördüğünüz gibi yukarıda çok basit bir cevap vermişti. Altta çok detaylı bir çözümleme yaptı ve dedi ki işte sezon 1 bölüm 9'da Morty'nin doğum günü kutlanıyordu dedi. Ama yaşı açıkça söylenmez dedi. Bu arada böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu doğru olmayabilir. Birçok yapay zeka yanlış bilgi de üretebiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ama doğum gününü şu an hatırlayamadım. Neyse. Bu bölüm şey Mr. Nimbus'un geldiği bölüm. İşte burada Morty'nin 14 yıllık yaşından bahsediliyor falan gibi. Böyle bazı bilgileri derlemiş ve yaratıcı Justin Roiland'ın da 14-15 yaş aralığında olduğunu ima ettiğinden bahsetmiş. Ve sonuç olarak Morty'nin 14 yaşında olduğu vurgusunu yapmış. Aslında çözümlemiş fakat iyi bir çözümleme değil. Benim yapay zeka çok yeterince gelişmediğini düşünme sebeplerimden birisi bu aslında. Çünkü bazı bölümlerdeki bilgilerden bir haber. Mesela yanlış hatırlamıyorsam birinci sezonun ikinci bölümüydü ve Morty gidip bir evsiz adamın vücuduna giriyordu. Ve Morty orada sarışın bir kız görüyordu ve kızdan hoşlanıyordu. Ama orada Poncho da vardı ve Poncho Morty'ye 12 yaşından çocuktan evir mi alacağım diyordu. Fakat Morty o noktada diyordu ki kıza diyordu ki 12 yaşında değilim 14 yaşındayım diyordu. Aslında bu detayı atlamış. O yüzden bence bunların hala gelişmesi lazım. Ama yine de buna rağmen iyi bir çözümleme yaptığını görmüş oluyoruz. Altta bir search bölümü var. Yine bu search bölümünü kullanarak da aramamızı geliştirebiliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi şu an DeepSeek yoğun olduğu için yapmadı. Buradan regenerate diyebilirsiniz. O zaman yeniden oluşturma yapabiliyor. Search bölümünü ben yine de sizin için anlatayım. Search bölümünde arama özelliğini de açmış oluyorsunuz ve bu şekilde DeepSeek'in ulaşabildiği verileri bir arama motoru gibi de erişebiliyorsunuz aslında. Bunun dışında hemen yan tarafta dosya ekleme bölümü var. Dosya ekleme bölümüne girdiğiniz zaman burada bilgisayarınızdaki dosyalara erişebiliyorsunuz. Örneğin ben şöyle bir görsel seçtim. Çünkü daha doğrusu bu bir ekran görüntüsü. Çünkü DeepSeek sadece yazıyla çalışan bir program. O yüzden bunu seçtim. Bunu yüklediğim zaman o görseldeki yazıları topluyor benim için. Görsel içindeki yazıları topluyor ve bu görselde ne var diyelim. Siz bunu kendi soracağınız görseldeki şeylere göre çok daha spesifik hale getirebilirsiniz. Bu paylaştığım görselde de YouTube'daki bir haber hakkı, YouTube'un blogundaki bir haber var. İşte YouTube artık yeni videolara yakın zamanda test etmeye başladılar. Otomatik olarak farklı dil desteği getirecek. Yani ben Türkçe video üretmeme rağmen İngilizce konuşup dinleyen insanlara da bir içerik üretmiş olmaya başlayacağım. Tabii partner programına da girmek gerekiyor bunun için. Henüz partner olmadığım için böyle bir şey yok. Ben o haberden bir ekran görüntüsü aldım ve şu an onu paylaşıyorum. Şimdi bunu bir sordum. Hemen benim için çözümlüyor. YouTube'un yeni bir özelliği olan otomatik dublaj hakkında haber veya duyuru yer alıyor demiş. Şimdi DeepSeek R1 ile bunu tekrarlayabilirim ama Rick and Morty'de yaptığımız gibi yine biraz daha çözümleyerek daha uzun ve detaylı bir cevap vermeye çalışacak. Aslında bizim için böyle basit bir cevap yeterliyken R1 modelini kullanmaya çok da ihtiyacımız yok. Diğer yandan ben bu sayfayı linkini kopyalarsam bu sitede ne var dersem
çok da efektif olmuyor. Çünkü sitelere giremiyor. Ben daha önce böyle bir şey sorduğum için buna aslında bu bilgiyi kullanarak ve şu link metnindeki bilgiyi de kullanarak aslında böyle bir şey olabilir diyor. Yer alıyor olabilir diyor. Yani emin değil. Bunun sebebi de henüz bu yapay zeka yapıştırdığımız linklere gidip orada ne olduğunu göremiyor. Bu bağlantıyı da oradan kontrol edemiyorum. Çünkü gerçek zamanlı internete erişimim yok diyor. Fakat bunun bir yolu var. Onu yapmak için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela burada bir blog yazısı var diyelim. Bu sayfaya sağ tıklayıp yazdır diyerek işte bende Adobe PDF var ama Microsoft PDF olarak kaydet de diyebilirsiniz ya da print to PDF de diyebilirsiniz. Bu şekilde bu siteyi PDF olarak kaydedip daha sonra bu dosya ekleme bölümüne gelerek bu PDF'i buraya yükleyebiliyorsunuz ve daha sonra bu belgedeki haberi bana detaylıca açıkla diyorum. Direkt komut verebilirsiniz. Çok kibar olmanıza falan gerek yok. Birçok insan bazen yapay zeka sistemleriyle konuşurken çok daha kibar olmaya çalışıyor. Yine bu şey burada bana çok daha detaylı bir cevap vermeye başladı. Gördüğünüz gibi işte önce otomatik dublaj nedir? Bu özellik nasıl kullanılır? Gibi gibi böyle bilgiler vermeye çalışıyor. Bunu bana olabildiğince detaylıca açıklıyor. Şimdilik burada İngilizce videolar ve diğer temel henüz desteklenen dillerden bahsedilmiş. Dediğim gibi işte burada bu haberi çözümlüyor ve bize aktarıyor. Sonuç olarak YouTube'un otomatik dublaj özelliğini dil engelini kaldırarak üreticilerin küresel bir izleyici kitlesine ulaşmasını kolaylaştırıyor demiş. Ve benim için özetlemiş oldu. Bunu daha böyle basitçe açıkla deyip tekrar söylersem bu sefer daha basit bir cevap verecek bana ve bu şekilde daha kolay anlamamı sağlayacak. Gördüğünüz gibi böyle çok uzun uzun metinler değil de böyle temel tek cümlelik cevaplarla aslında demek istediğini anlatıyor. Burada söylemek istediklerim bu kadar. Bu belge yükleme kısmında işte PDF dışında işte Word, DocX bilmem ne yani bütün yazılı sadece yazılı çalışıyor şimdilik. İlerleyen dönemde belki görsel desteği de gelecek detaylı ama şimdilik yazılı çalışıyor ve içinde yazı bulunan bütün metinlerinizi yükleyerek o metinle resimle ilgili istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.